açılacak, tatlılar yapılacak. Karşınızda Emel Eker ve İkbal Baş. İftardan en az 3-4 saat önce yapılması gerekir. Çünkü bu tatlı önce kurabiye kıvamında tepsiyle fırında pişiriliyor. Daha sonra da ona ayrı özel yaptığımız bir şerbeti var. Mis gibi, enfes. Ben bunu ilk defa görüyorum. Kumaşın üstünde hamur açılacak. Bugün buraya tadım yapmak için başarılı oyuncu Burak Serdar Şana bizlerle olacak. Onu kız dedi, bağırma, dedikodu yapıyorsun, bağırıyorsun. He. Anladınız mı söylediğimi? Anlamadım. Anlamadınız. Bir daha söyle. Diğerleri hala yapıyor. Onlar anca konuşmayı bilir, ben de yaparım. Ben hepsinden hızlıyım. Az laf çok işliyorsun yani. Evet, aynen öyle. Burak Bey, siz arkadaşa inanmayın. Herkesten önce yalap şap yapıp atıp en kötü puanları alan masadır. Kız bu ne diyor? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Senin ne işin var burada? Sen kendi mutfağına koş. Bak burada bitirmişler yemeği. Kız bunu kim yaptı? Çok mu kötü, çok mu iyi? Yok, sakız gibi olmuş, bu ne ya? Anam, pişmemiş mi bu? Kim yaptı kız bunu? Una verde, una autentica, per cortesia, yetiremez ki porn. İtalyan gözüktü gözüme. Birinci tabakta neden maydanoz var? Bizden kimse maydanoz koyun demedi. Bak bana şimdi doğruyu söyle. Ben mi? Evet. Ekmek parası yani. Ne? Ben bir işaret bırakacağım, ben buradan geçiniyorum falan dedi. O yüzden. Yüksek puanlar. Elimde şu anda yarı finalin ilk yarısının birincisini görüyorum ve ne yazık ki buradan kimin eleneceğini de. Bu 30 bilezik 168 puanla. Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak. Haftanın son günündeyiz. Bugün büyük gün. Bugün yarı finalin ilk yarısını bitirdik. Tam tamına 30 bilezik veriyoruz bugün. Hazır mısınız? Evet. Evet, sizler de şöyle güzelce oturun, arkanızı yaslayın. Bizim yemekleri izleyin, dinlenin. Sonra siz kendi iftar sofranızı hazırlamaya başlarsınız. Peki hemen başlayalım, bakalım dün neler yaşandı. Buyurun. Tamam. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ay anne, sen düşüyorsan kız. Niye dikkat etmiyorsun? Kızcağızı düşürdüğüm haberim yok ki. Anne, nasıl korktum ya. Kardeşim, dikkat etsene. Sen düştün zannettim. Oğluma değdi Cansu. Çok mu değdi anne? Tüm kırmızı oldu. Ben sen düştün sandım, yine ondan şey oldu. Geçmiş olsun, ay. Sağ ol. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. Vallahi billahi de yani ben ne yapacağımı şaşırdım sende. Bak ne yapacağımı şaşırdım. Artık yerlere böyle sürüneyim mi yani? Böyle durayım, seni seviyorum mu diyeyim yani? Ben anlamadım. Tabii ki diyeceksin yeri geldiğinde. Ben seni seviyorum hayatım, ömrümün bir tanesi, aşkım, hayatımın anlamı. Sen bir tanesin. Zaten hep böyle Derya Hanım. Yani sen bir tanesin, aşkım. Daha ne yapayım, böyle durayım mı senin için yani? Yani böyle kuru kuru olmuyor ama. Ne yapayım kuru kuru? Bak yine yapıyorum. Çiçek, ne bileyim, bak beş taşım yok. Alırız ya, beş taş değil mi? Allah'ın izniyle. Vallahi tamam, bunu aldım ver, artık. Vallahi yoruldum artık ya. Benim üstüme söz gelme, hep tamam, üstüme. Söz bak ver, bir ne şey zaman söyleyeyim alacağım? Otelde de üstüme geliyorsun. Kimse burada görmüyor diyor. Otelde de üstüme geliyorsun. Sıkıldım ben artık. Otelde kedi gibisin, burada aslan gibisin. Vallahi yoruldum vallahi artık ya. Tamam, bırak söz ya ver. Ne zaman alıyorsun? Derya Hanım, beş taşımın sözünü istiyorum almak. Ne bunu zaman siz alıyor? Kendi aranızda çözün artık. Evet, Altınır dün Gamze kazandı. Akın'ı yerlerde süründüren de oydu. Ha? Evet Derya Hanım. Hoşuna gitti değil mi? İçim eridi. Evet, bugün artık yarı finalin ilk yarısını bitirdik ve tam 30 bilezik veriyoruz. Sen olsun bak. Yani güzel iki hafta boyunca kazandığınız puanlar ya bugün size 30 bilezik kazandıracak ya da buradan gitmenizi sağlayacak. Çok dikkatli olun bugün. Çok iyi yemek yapın. Hata kabul etmez.
Anlaşıldı mı? Evet. 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 Peki o zaman bizler yemeklerimize başlamadan önce çok güzel tariflerle karşınızdayız. Börekler açılacak, tatlılar yapılacak. Karşınızda Emel Eker ve İkbal Baş. Hoş geldiniz. Merhabalar. Gelin şöyle sağıma soluma. Siz kardeş misiniz? Evet. Kardeş. Hem de ne kadar benziyorsunuz birbirinize. Sen belki büyüksün. Ben doğru mu bildim? Evet, biraz. Tamam, ne kadar var aranızda? 5 yaş. Daha fazla sayılmaz. O zaman hemen başlayalım. Masamız gelsin ve börekler açılsın. Masamız ve malzemelerimiz geldi. Hemen şu masaya dikkat çekmek istiyorum. Bu dönüyor. Evet. Ve üzerinde kumaş var. Bu kalacak böyle değil mi? Evet. Kumaş olduğu zaman börek yapışmıyor. Peki. Börek ikinci aşamada. Şimdi tatlıyla başlayalım. Hangi tatlıyı hazırlıyorsunuz tamam. bize? Biz Dudo ve tatlısı yapacağız. Dudo ve tatlısını yaparken sade yağ kullanıyoruz. Tamam. Eritilmiş sade yağ. Evet. Çok sıcak olmayacak. Ona biraz dikkat ediyoruz. Çok sıcak olduğu zaman kırdığımız yumurtalar haşlanabiliyor. Doğru. Bir bardak kadar sade yağ, yarım bardak kadar sıvı yağ koyuyoruz. Bu ölçüleri birebir evde kullanabilirsiniz. Evet. Bir bardak yaklaşık toz şeker koyuyoruz. Önce sıvılarla birlikte bunları biraz çırpıyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yoğurt. Diğer tarafta da bitmiş hamuru şekillendiriyoruz. Onu da görebilirsiniz. Evet. 2 tane yumurta. Evet, bunları iyice çırptıktan sonra içerisine 1 çimdik kadar tuz koyuyoruz. Bir de kabartma tozumuz var. Alabildiği kadar un diyoruz ama hani kulak memesi kıvamında olacak gibi genelde öyle söylerler evet. ya. Aynen o şekilde. Biraz bunu böyle biraz... un helvasını o şekilde yaparlar ya, ona benzedi. İftardan en az 3-4 saat önce yapılması gerekir. Çünkü bu tatlı önce kurabiye kıvamında tepsiyle fırında pişiriliyor. Daha sonra da ona ayrı özel yaptığımız bir şerbeti var. Hı hı. Şerbetini de döküyoruz. Şerbetli bir tatlı oluyor şerbetini aslında. Şerbetini soğuduktan sonra mı döküyoruz? Şöyle evet yani şerbet ılık, Dudo ve soğuk olacak. Ha, tatlımız soğuk, şerbetimiz de ılık olacak. Evet, aynen. Şimdi hamurumuz neredeyse hazır. Emel abla nasıl şekil veriyorsun? Tepsinin içerisinde 13 tane var şu anda. Tamam. Bunu eşit ağırlıkta parçalara böldükten sonra yuvarlayıp bu şekilde tepsiye diziyorum. Daha sonra üzerine basacağım ve bıçakla çizeceğim. Biraz böyle yassılaştırıyorsun. Biraz da fırında kabardıktan sonra iyicene birbirlerine yakınlaşıp... Aha. Tam şeklini alacak o zaman. Evet, çizikleri neden attın? Daha güzel pişmesi için. Ha, pişmesini de etkiliyor değil mi? Yanlış pişmesini söylemedim. Pişmesini de etkiliyor, görüntüsünü de etkiliyor. Daha güzel oluyor. Peki, şimdi onu bir kenara koyalım. Tamam. Ve bize şerbeti anlat artık. Bu tatlımız için bir ölçü Dudo ve'de 4 bardak şeker, 3 bardak da su kullanıyoruz. Tamam. O da hazır. Onu şerbetimiz... da o zaman şerbetleyelim. Fırında ne kadar pişecek? Fırında 50 dakika yeterli. 160 derecede pişiriyoruz. Tamam, yüksek ateşte pişirmiyoruz. Fırından çıktıktan sonra bekletiyoruz. Mutlaka soğuyacak. Bunu asla unutmayalım. Evet. Bunda soğuk tatlıya ılık şerbet döküyoruz. Evet, bizim burada hazır tatlımız var. Evet. Fırından çıkmış, soğumuş. Onu alalım, üzerine de şerbetini dökelim. Tamam. Mis gibi, enfes. Bu şimdi şerbetini çektikten sonra yemeğe hazır. Onu bir kenara koyduk. Hadi artık böreğimize başlayalım. Tamam. Şimdi ben bunu ilk defa görüyorum. Kumaş bezin üstünde, kumaşın üstünde hamur açılacak.
Sen bu örtüyü unladın. Unladım. Hamurun da hazır. Hamurunda hazır. Neler var? Un, tuz su ve su var. Yağ var mı? Yağ yok. Yağ yok. Peki. Burada ufak ufak hamurunu büyütüyorsun. Peki iç harcına neler koyuyoruz? Onu da görelim. Tamam. Yeteri kadar hamuru açtıktan sonra üzerine biraz kaymaklı karışımdan döküyoruz. Ne var o kaymaklı karışımda? Kaymak ve sıvı yağ. Tamam. Evet, ağırlıklı daha kaymak. Zaten renginden de belli oluyor. Böyle evet. Yoğurt gibi bir rengi oluyor. Bol kaymak kullanarak yapıyoruz. Hamuru yeterince açtıktan sonra üzerine bir kepçe kadar bu karışımımızdan döküp önce hamuru bu şekilde yağlıyoruz. İç harcını görelim. İç harcında neler var? Ispanaklı boşnak böreğinin iç harcında yaklaşık burada 700 gram kadar ıspanak var. Yıkanmış, temizlenmiş, evet. Ayıklanmış, doğranmış. Evet. Evet. Ispanağın üzerine yaklaşık bir avuç kadar normal soğan koyuyoruz. Biraz da sarımsak. Bu bir hamur için aslında verdiğim ölçü. İçerisine de bir tane bir diş sarımsak koyuyoruz. Tamam. Ne koyuyorsun başka? Ne var orada? Bir tane yumurta. Böyle yaklaşık 150 gram kadar peynir. Tamam. Bu tam yağlı peynir. Peynirli, ıspanaklı bir iç harç. Evet. Yoğurdu da mı ona koyacaksın? Yoğurt da koyacağız. Yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı kadar da yoğurt koyuyoruz. Peki. Şimdi herkes senin gibi bu yufkayı böyle açabilir mi? Ha? İsteyen açabilir. İsteyen açabilir. İsteyen açabilir. Yeter ki istesin. Her şeyi öğrenebilirler. Dönen kumaşlı bir masa üzerinde ince ince açtın bu hamuru, genişlettin. Bu arada ben tuz ekledim. Tamam. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Yoğurdu da koydum. Ve bir de ona bu kaymaklı bir kepçe kaymaklı karışımdan koyuyorsun. Evet, bunu karıştıracağım. Gerçekten Ramazan'a yakışır tarifler paylaşıyoruz. İftar sofralarınızda, sahurlarda yiyebileceğiniz enfes ıspanaklı bir boşnak böreği. Evet, sahurda da çok tercih ediyoruz biz aslında boşnak böreklerini. Çayla beraber mis gibi. Yağ döküyoruz. Evet. Tekrar üzerine yağ döküyoruz. Ne yapıyorsunuz? İnce bir yağ. Ha, harcın üstüne döküyorsun. Harçlı kısmının hamurun üstüne üzerine. Döküyorsun. Hamurun üstüne. Evet. Pişecek. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında. Fırını bir 5 dakika ısıttıktan sonra bunu yaklaşık 40 dakikada pişirebiliriz. Bu piştikten sonra artık böyle enfes kabarmış çıtır çıtır bir börek haline geliyor. Evet, şimdi pişmiş ve pişmemiş hallerini burada yan yana koyduk. Bir tatlı. Bir de börek tarifi aldık sizlerden. Dudove tatlısı, boşnak tatlısıdır. Bir de ıspanaklı, böyle çıtır çıtır kabarmış bir börek tarifi aldık sizlerden. Ayrıca bugün buraya tadım yapmak için başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal bizlerle olacak. Evet, sizlere teşekkür ederim. Ben artık günün yemeklerini açıklamak için köşeme geçiyorum. Evet, bugün bizim birinci yemeğimiz
Şehriye çanağında sebze sote. Oh, güzel. Şehriyeli çok güzel sebzeli bir tarif. Tatlımız da tepsi kadayıf. Hazır mıyız? Hazırız. Beşten geri sayarak başlıyoruz. Beş, dört, üç, iki, bir. Herkese kolay gelsin. 30 bilezik için yarışıyoruz. Anne hemen patatesli çanağımızı yapmak tamam, için baba. Sen onu bir güzel haşlanmış patatesimizi rendele. Ben de onun içine eklemek için hemen soğanımı birazcık soteleyeceğim. Çünkü o pişmiş ya, bunda birazcık pişmiş olması gerekiyor. Tamam. Anne çok hızlı olmamız gerekiyor, çabuk olmamız gerekiyor. Tamam, çünkü bugün ya bir eğleniriz ya da, mevzu bahis ne sence? Kazandığımız zaman 30 bilezik var, düşünebiliyor musun? İnşallah. Buraya günlerimizi verdik, o 30 bilezik bizim hakkımız. Onu almak için de daha canla başla mücadele etmemiz gerekiyor. Bak bugün 30 bilezik söz konusu, hızlı olalım, hızlı hareket edelim. Biraz daha o sotelensin. Tamam. Şunu alayım ben, bunu da keseceğim, ince ince doğrayacağım. Anne ben şimdi patatesleri ezdim, hazırladım. Sen de içine koyacağımız harcı hemen koy. Bugün artık o 30 bileziği alalım, bir sürü masrafımız var. Düğün yapıyoruz, az kaldı. Buradan hiçbir yere gitmeyelim. Ben de şimdi un, toz bulayacağım, harcı hazırlayacağım. Tamam, soğanı dökelim içine. Bunun içine hazırlayalım. Aynen, sen şimdi oraya dök anne. Acele edelim, kaybetmeyelim. 30 bileziği alalım. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Derya nasılsın? Çok iyiyim. Ne güzel seni burada görmek. Vallahi uzun zamandır bir erkek oyuncu bize tadım yapmadı. Hmm. Endişemiz hep şu. Yemekle aran nasıl? Ben çok güzel yerim. Bak bu önemli, evet. Güzel de yemek yaparım ama tabii belli başlı şeyler. Tamam. Mesela hünkâr beğendi falan deyip abartıyormuşum, yok öyle bir şey. Ama taze fasulye falan yaparım, çok güzel, güzel yaparım. Marifetlisin, beceriklisin. Hı-hı. Şimdi böyle bakıyoruz mutfaklara, ilk izlenimin ne? Şimdi kadın eli, zaten özellikle annelerimiz çok maharetli oluyorlar, bilmiyorum yani. Görüntüden çok ben lezzete önem veriyorum ama şu anda güzel gözüküyor. Biraz da acıkmış gibiyim sanki. Öyle böyle mi? Bir, evet, hani bir yavaş yavaş geliyor. Tamam. İftara doğru bu yemekler bitmiş olacak. İftardan sonra da tadımı yapıyor olacağız. Şöyle güzel bir yutkundum yani ufakta. Güzel sebzeli bir tarifimiz var. İstersen şöyle yapalım, seni hemen mutfaklara yollayayım. Tabii. Sen git yarışmacılarımızla tanış, teftişini yap. Hadi sana kolay gelsin. O zaman geçiyorum. Teşekkür ettim. Vallahi Cansu'cum bugün hiçbiriniz endişelenmeyin. Çünkü benim kayınvalidem ve işim böyle olduğu sürece bugün giden benim. Siz yarışın bileziğiniz için. Vallahi öyle olmaz, isabet olur Sedacığım. Böyle kayınvalideyle böyle eşle mücadele zor. Yani bak sonunda yani hepiniz tek başına bana... yürünce de bu yol zor. Aynen öyle. Sen aşılacak gibi değil. Serindir. Bilmem, sonun hayır olsun ama gideceğini de düşünüyorum yani. Seda sen artık tozlandın o mutfakta. Gideceğim dersin dersin gitmezsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyoruz? Anneciğim nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl? Gelin nasılsınız? Gelin vallahi beni hiç sevmiyor. Onu anladım artık. Ya. Yapıyorum, ediyorum, yaranamıyorum. Hiç öyle değil Burak. Yani biz siz... bunu ben yaptım. Çok bunu seviyorsunuz ben yani. Hep ben çok, yaptım. Birbirimize bayılıyoruz. Öyle mi? Fazla sevgiden hepsi. Gelin kaynağı anlaşamaz zaten. Yok, onunla alakası yok. Benim kayınvalidem beni direkt burada dibe çekmek için uğraşıyor. Tamamen onunla alakalı bir durum. 30 bilezik benim diyor musun peki? Valla tabloya baktığınızda zaten buranın en başarılı gelini, yarışmacısı kim görebilirsiniz. Ama son iki haftam çok kötü geçti kayınvalidem sayesinde. O yüzden açıkçası gideceğimizi de düşünüyorum. Sen bunu niye aldın ya? Ben de bilmiyorum niye aldık alana yani. Alana kadar kandırdım seni. Of, oğlum hiç kandırmadı. Ha? Oğlu yıllarca peşinde koştu. Eyvah, tam iki eyvah. Yıl. Çok teşekkür ediyorum. Biz hemen diğer ederiz, masaya geçiyorum. Görüşürüz. Anacığım ne yapıyorsun? Ne yapayım kuzum? Ha? Hoş geldiniz yani mutfağımıza. Yemek hoş yapıyor. Sen Aksaraylıymışsın. Aksaraylıyım. Evet, Aksaraylıyız. Aranız iyi mi? Çok iyidir. Anne kız gibiyiz, hiç farkımız yok. Anne kız gibisiniz. Ha? 7 sene durduk, hiç birbirimize kötülük yapmadık.
Kız gel kulağıma söyle. Neyinden memnun değilsin? Çok severim. Acık dedikodu yap. Dedikodumuz yok ki vallahi. Ne yapayım? Onu kız dedikodu bağırma. Yaparım. Dedikodu yap diyorum. Bağırıyorsun. He. Benim şey yok. Ses tonu da şey de yok herhalde. Kısık ayar da yok. Ayar yok mu? Yok vallahi. Evet. O söylediklerini ben yaparım. Benim söylediğimi annem yapar. Aynı şekilde öyle orta ayarı bulduk biz. 8 yıl oldu evleneli. Değil maşallah. Hı-hı. Öyle. Bir sıkıntımız olmadı yani şu ana kadar çok Allah şükür. Bir yastıkta kocası. İnşallah. Amin inşallah. Sen ne diyorsun hanım? Ben de iyi diyeyim. Ama bunu sevmedim. Her şeyinden memnunuz. Şimdi de ayrıldılar, çıktılar. Hiçbir şeyimiz yok kalan. Şükürler olsun Allah'ım. Vallahi yok. Söylemeyeceğim ben. Bak yeminle söylüyorum. Yeminle söyleyeyim, iyiyik. Yani birbirimizi kırmadık. İyiliğine ayrıldık, 7 sene durduk. Evet. O beni kırmadı. Kızı sen buldun o zaman, oğlan bulmadı. Kayınladı ama, ben buldum. Sen buldun kızı, he ben anladım. O yüzden referanslı geldi yani. Annem bulmuş ama Hasan benim annemin söylediği kız olduğunu bilmeden görmüş de sevmiş. Anladınız mı söylediğimi? Anlamadım. Anlamadınız. Bir daha söyle. Annem demiş ki mesela benim babamın ismi İbrahim. Demiş ki bizim köyde böyle böyle İbrahim'in kızı varmış. Git bir gör oğlum çok iyiymiş diye söylemiş. Ondan sonra Hasan hiç yani beni arama arayışında değil. İbrahim'in kızını arama arayışında değil. Ben böyle dışarıda oturuyordum mahalle arasında. Oradan bir geçti 2-3-4 derken beni öyle gördü. Yani babamı ya da beni bilmeden. Ama anladınız ilk geçiş, mı? İlk geçişini... Gördükte karar verememiş mi yani? Dört kere geçmesi gerekmiş mi illaki? Bir daha ama bir göreyim ben, dur bakayım ben falan diye. Ben belki de birinci de olmayacak hemen. Ben istemeyeceğim. yani. Anne, bir, yok onu demiyorum. Aynı yerden birkaç kere geçmiş ya. İlk görüşte aşk değil yani. İkinci, üçüncü, dört. Kaç dörtte bir düşünmüş mü yani? Sonradan. Biraz düşün, ben düşündüm herhalde. Ben bakmadım, biraz yüz vermedim sonradan. Anacığım ne haber? İyilik sizden. Ne haber? Nasıl İyiyiz, siz? İyi. Soğan doğruyorsun. Evet, soğan doğruyorum. Ağlamıyorsun ama. Yok yok, ağlamıyorum. Niye? Genelde ağlamam soğan doğurarken. Soğan doğurarken değil de, kız ağlatıyor mu seni? Yok. He? Beni ağlatmıyor. Evet, ne yaptı? Bu masamız bitirmiş. Anacığım nasılsın, iyi misin? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğerleri hala yapıyor. Onlar anca konuşmayı bilir, ben de yaparım. Ben hepsinden hızlıyım. Az laf çok işliyorsun yani. Evet, aynen öyle. Benim bitti. Duyuyor musunuz hanımlar? Bak bu masa bitiriyor. Burak Bey, siz arkadaşa inanmayın. Herkesten önce yalap şap yapıp atıp en kötü puanları alan masadır. Kendisi aynen. Ben tanıştırayım sizi. Kız bu ne diyor? Sanki kendisi bu kadar uğraşıp çok iyi puanlar alıyormuş gibi konuşuyor bir de oradan. Canım, ben bir şey söylemek istemiyorum. Tabloda konuşman gerekiyor. Gurur tablosu diyoruz biz ona. 100 küsürler. Ben 6 aydır 7 aydır burada değilim canım. Kalabilirsen kal. Kalacağım zaten. Kızım. Kızımız nasıl? Yemek gerçekten hamarat mıdır yani? Hamarattır. Hamarattır. Evet, mutfakta. Aynen. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Senin işin var burada. Sen kendi mutfağına koş. Bak burada bitirmişler yemeği. Kopya çekmeye mi geldin Leyla teyze? Yok yok, yalım yıkadım geldim. Sen de hemen bulaşma, dur. Ne kopya çekeceğiz be? İyi misin? Hamarat mısın? Hamaratım. Kendime güveniyorum. Kendine güveniyorsun. Evet. Çok güzel yemek yaparım diyorsun. Çok güzel yaparım. Ha, damat da bunları duyuyor. Duyuyor, evet. O da damat biliyor. Damat bak beceremezse, burada şampiyon olamazsa almıyoruz ha. Ha? Yok şaka evet, yapıyorum ya. Bir şey yapamaz. Size endamın yeter. Ya teşekkür ederim. Ben puan vereceğim biliyorsunuz. Of. Çeyreğin diyorum ucundan, acık bana böyle verirseniz ben size daha yüksek puan tamam vereceğim. Tamam anlaştık. Acık ama böyle o kopçası bile olur. Tamam. O zaman tadımda görüşürüz. Görüşürüz. Ellerinize sağlık şimdi. Sağ olun. Teşekkürler. Gül anne, şimdi patatesimiz hazır. Bundan güzelce çanak yapacağız. Ele yapışan bir hamur bu. Bu seni korkutmasın, tamam mı? Biraz daha un koyacağız, yoğuracağız o zaman. Evet. Çok ezmişsin patatesi. Gerçekten çok ezmişsin. Ne yapmam lazımdı? Püre yaptım. Bu kadar ezmemen gerekiyordu. Püre değil ki bu. Püreyi sütle, yağla yaparsın. Bu püre değil, patates ezici. Adını püre olarak da nitelendiriyorum. Tamam. Bayağı ama bak ezdim. Şimdi, bak şimdi bu hamur tutmuyor, gördün mü? Vıcık vıcık cıvık bir hamur. Vallahi her tarifi muazzam yapıyorduk ama bunu da gelince bir afalladık böyle. Şeyden oldu Cansu. Çanak şeklinde birazcık verebilirsek şöyle. Atayım mı anne, oldu mu yağımız, iyi mi? İyi, açtırsan açım. Aç altını azıcık, şey olmasın. Şehriyeler bari dağılmasın. At.
unuma buladım. Şimdi sulu yumurta akıma buluyorum. Sonra şehriyemi güzel bir şekilde bulayacağım. Yağımız da güzel bir şekilde kızdı. Yavaşça. Evet. Heh, kızdı. Atabilirsin. Elim yanacak. Eline dikkat, eline heh. Dikkat. Tamam. Güzel bir şekilde attır. Şöyle şöyle mi yapayım? Yok, hayır. Bunu hiç öyle yapmamıza gerek yok. Bakıyorum, siz çanağınızı artık kızartmaya atmışsınız. Evet. Gerçekten el marifeti isteyen bir iş. Bayağı böyle hiç dağıtmadan ona şehriyeyi yapıştırmaya çalıştım ve gayet güzel görünüyor. Evet, sebzeli iç harcında hazır. O evet, soğanlar o biraz diri mi gözüküyor yok. Sanki? Ha? Yeşim anneciğim öyle uygun gördü, öyle yaptı. Ben biraz ince kıyılmasını söyledim ama sonradan inşallah diri değildir. Ettik. Peki bak, tadım da sonra çiğ derlerse demedi demeyin. Tamam, tamam. Gayet iyi görünüyor. Evet, arzular bitirdi, oturdu. Sizinkinin de artık çıkması gerekiyor. Evet. Ben Seda'ya gidiyorum. Evet, bakayım çanağınıza. Çıkartmışsınız. Hoş geldiniz. Güzel Dayanım, görünüyor. Çıkarttık. Evet, şimdi şöyle iç ağacını, sebzeli iç ağacımızı koyuyoruz. Güzelce yayıyoruz. Ve bitti. Evet, bitti. Siz bitirdiniz. Cansu'ya bakıyorum. Son 30 saniye. Cansu, sebzeleri de koy. Hadi hemen, koyuver bari. Hemen şöyle. Güzel görünüyor her şey. Evet. Son güzel 10, gözüksün. Son 9, 10 saniye. 8, 7, 6, 5, 4, 4 3, 2, 1. Süremizin sonuna geldik. Herkes yemeğini bitirdi. Ve şimdi 30 bilezik için son yemeğimize geçmeden önce ben bir arzumlara gidiyorum. Murat kardeşim, dün ben size baktım. Sen şimdiden ipi ele vermişsin. Olursa olsun diyor, olmazsa olmasın diyor. Bu nasıl bir şey kardeşim? Ya şimdi sana böyle diyorsun da iple alakası yok bunun. Biz dün böyle oldu. Ben de şaşırdım ekranda yani. Ne bu bileyim? Kadar böyle bir şey yoktu. Bu programa geldikten sonra böyle oldu yani. Acaba şeyden mi? İnsan insanı böyle ya alışveriş yapınca da gurbette mi tanırmış? Galiba, sen galiba. Orada her evet, tanıyamamışsın evet, bence. Burada ne dün yemek yapmadırsan yok. Ondan sonra hamur açmadırsan yok. Karşılık dirsen her şeye karşılık veriyor. Zaten ben böyle olduğunu bilmiyordum. Yemek yapıyordu bana da galiba anneye yaptırıyordu. Benim de sen burada tanımaya başladın evet, ha Neşe Hanım'ın. Anne yaptırıyordu galiba bana yediriyordu. Yani bilmiyorum. Bundan sonra aman dikkat et kardeşim, bilmiyorum, ipi verme. İp sende olacak bak. Bunu unutma bak. İp sende olacak. Abi buradayken kendini bak küçük düşürme. İnceden ayarı ver işte buradayken. O kadar kişi izliyor seni. Ya Arzum, görmüyor musun ya, ne konuşuyorlar burada? Senin yüzünden ne hale düştük ya? Murat'cığım, asıl sen ne konuşuyorsun? Yok, ipleri verdim eline şöyle böyle. Sen ipleri bana vermedin. İpler zaten en başından beri benim elimdeydi. Ve unutma, unutma, sen bir uçurtmasın. O uçurtmanın ipini ben saldıkça hareket edersin, ben sıktıkça geri yanıma gelirsin. Arzu, ben oyuncak mıyım? Sen ne konuşuyorsun, uçurtmasın, ipsin filan? Ben oyuncak Murat'cığım, mıyım? Burada çocuk mu oynuyoruz yani? Ben o evlilik yani cüzdanını elime almadım. Bir onu elime alayım. Bundan sonra benim iznim dışında ne arkadaşlarınla ne ailenle buluşmayacaksın. Gerekirse tuvalete bile girmeyeceksin. Tabii tabii, 2 ay değil 10 ay bekleyeceksin ondan sonra. Öyle yok öyle. Seni şimdi gördük böyle. Böyle olmaya okey, sen 10 ay da beklerim. Atmayacağım, 2 ay sonra zaten nişanlı geçmeyeceğiz mi nikah zamanı? Beklersin abicim bundan sonra o zaman. Avucumun içindesin. Benim kurallarım var Arzum. 1, annem eve gelince yemek hazır olmuş olacak. Anahtarın biri 2, anahtarın biri annemin elinde olacak. 3, ben eve geldiğimde yemeğim her zaim hazır olmak zorunda. Ben aç geleceğim, o kadar çalışacağım, kaç saat boyunca geleceğim eve, bakacağım yemek yok, öyle bir şey yok. Şimdiden söyleyeyim, evim temiz olacak. 4, yani bunlar benim önemli şartlarım. Ben her şekilde aydınlandım, burada arkadaşlar sağ olsun. 5, çok para harcamayacaksın ya. Kazandığına göre, bütçene göre harcayacaksın. Sen 5 alıyorsun, 15 harcıyorsun. Böyle olmaz Arzum. Peki minik tatlı bıldırcının bitti mi kuralların? Allah'ım ya Rabbim ya Arzum, ne bıldırcını, burada sinirleniyorum ya. Herkesin içinde kaç defa söyledim bana bıldırcınım bıldırcım deme diye ya. Benim de kurallarım var bıldırcınım. 1, artık altın kemer de istiyorum. Düğüne kadar hazır etmiş olursunuz. 2, 5'i bir yerde istiyorum. Hepsi tam altından olursa sevinirim. 3, annen çocuklarıma bakacak çünkü ben de çalışıyorum. Akşama kadar senin tabirinle yoruluyorum, mahvoluyorum. Eve geldiğimde çocuklarla da uğraşamam. 4,
Benim annemin evinde de jacuzzi vardı, kocamın evinde de jacuzzi olacak. Halana söyle evine jacuzzi yaptırsın. Ancak o şartla otururum. Bravo sana. Arkandayım yürü Arzum. Helal. Yapamadıklarımı oldu. Yapıyor. Oldu. Ya ne söylüyorsun Arzum? Yasemin anne evde jacuzzi mi var ya? Allah aşkına leğen neyini etmiyor? 10 numara bir leğen alırım ben sana pazardan. Peki ben de o zaman buradan Türkiye'deki tüm nişanlı çiftlere sesleniyorum. Eğer birbirinizi daha iyi tanımak istiyorsanız buyurun buraya Mutfak Bahane'ye gelin. Şimdi hazırsak ikinci yemeğimize başlıyoruz. Artık 30 bilezik için son şansınızı bu yemekle kazanacaksınız. Menümüzde tepsi kadayıfı var. Şimdi sen bunu yapmadan ben cam tepsiyi yağlayacağım için birazını buraya alayım. Ki güzelce bununla yağlayabileyim. Hatta şuralarını alayım, anca yetecek. Kadayıflarımı güzelce başka bir cam kaseye alıyorum. Makasla bunları küçük 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 kesiyorum. Gülenle sen muhallebi... Ben şu an şerbetini yapıyorum. Ha şerbetini yapıyorsun. Evet. Şerbetin ölçüsü ne bunun? 1,5 bardak şeker koyacağım, 2 bardak su koyacağım. Bir parça su da biraz limon fazla parçası. Olmaz mı? İstersen bir tık az koy ki kıvamlı bir şerbet olsun. Şerbetimi koydum. Şerbetimin ılık mahalle şeyinde kadayıfımızın da sıcak olması gerekiyor. Çok sıcak hem de. O da tamamdır. Bu arada sen de muhallebimizi yapıyorsun anne. Muhallebimizi nasıl yaptık? Önce sütümüzü sonra içine nişastamızla unumuzu aldık. Onlar bir güzel çıktı. O şerbetimize. Şerbetimi de ilk koydum ben bu arada. Onu da at istersen. Yok. Onu en son atacağım. Şöyle yağımız biraz daha erisin. Şimdi kadayıfımı güzel bir şekilde küçük küçük böyle koparttım. Tereyağımı birazcık eriteceğim. Şu ocağı açayım. Şerbetimiz zaten hazır. Arzum, sen Murat'a çok yükleniyorsun. Bu kadar yani laf iyi değil. Kendini toplamanı istiyorum yani. Anne, laf söylemeyeyim o mu bana laf söylesin? Sen yani diyorsun ki sen kendini ezdir. Kendini ezdir demiyorum. Sadece kendini topla diyor. Sana kalsa zaten hep Murat haklı. Sen bir kere de benim yaptığım bir şeyi doğru bul. Gülenle bak gördün değil mi? Cevize karıştırdığım kadayıflarımı çok güzel armağanladım. Cam tepsiye aldım. Ben biraz bastırdım ama şimdi biraz daha bastırıyorum. İyice sıkı bir taban olsun diye. Evet çok sıkı bastırdım. Bayağı bastırdım çünkü. Şimdi fırına gidiyorum artık. Evet Gülenle bak şimdi kadayıfları at. Allah vallahi bugün heyecanın elim ayağıma dolaştı. Kadayıflar çıkana kadar muhallebiyi de bitirip artık birleştirmesini yapacağım. Tamam. Şerbetimiz hazır. Tamam. Her şey hazır. Şimdi şöyle hemen fırınımızdan çıkan kadayıfımızın şerbetini sıcak şöyle hemen fırından çıkma çıkım şerbetimizi ekliyoruz. Şerbetimiz ılık. Kadayıfımız sıcak olacak. Şöyle her yerine değecek şekilde. Evet ılıması için başka bir kaba aldım. Şerbetimi fırından yeni çıkarttım. Kadayıfıma dökmeye başlıyorum. Şerbetini alan tepsi kadayıfımızın üzerine şöyle muhallebimizi gezdiriyoruz. Hadi Cansu son haline getiriyorsun evet, artık tatlımızı. Son dakikamıza geldik yine. Çok da güzel görünüyor. Evet, gel şöyle kaşıkla yardım edeyim. Çok teşekkür ederim. Tencerenin içini komple boşaltalım. Ziyan olmasın. Evet. Arzum sen ne durumdasın? Ben de birazdan muhallebimi dökeceğim. Şerbetini çekmesini bekliyorum.
Hadi artık son saniyelere geçtik. Sen de bunun tarçını dök. Hemen bitirelim. Tarçını şöyle alıyoruz. En üstüne de tarçın geliyor. Vallahi mis gibi bir tatlı. Birazdan 30 saniye diye böğürecek. Sen bunu dök. Ben Seda'ya bakmaya gidiyorum. Tamamdır. Benim tatlım bitti. 30 bileziği bu tatlıyla kazanacak mısın? Kesinlikle. Çünkü mükemmel alması oldu. Alması lazım yani. Alması lazım. Al bakalım alacak. Bunu. Şimdi Derya Hanım ben şerbetimi vurmuştum. Koymuşum, muhallebimi koyuyorum. Bu tatlılar bakalım kime 30 bileziği kazandıracak? Bize, bize. En güzel tatlıyı kim hazırladı? Son aşamada üzerine tarçın geliyor ve tatlımız tarçın da burada. Evet. Güzel böyle bolcana tarçını da ekleyelim. Gamze süremiz bitiyor. Hadi hızlan artık. İşim bitmek üzere. Çok az kaldı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti. Evet bitti. Ve şimdi artık 30 bilezik için son tadımımıza başlıyoruz. Şimdi muhallebimizi yeni yaptığımız tepsi kadayıfımızı şöyle kesiyoruz. Bir güzel üzerine tarçınımızı da ekledik. Mis gibi kokular geliyor burcu burcu. Spatula yardımıyla şimdi tatlımızı buradan bir güzel çıkartıyoruz. Şehriye yatağında sebze sote yemeğiyle tadıma hazırız. Sen hazır mısın Serdar? Bakacağım. Şimdi düşünüyorum hangisinden başlasam diye. Görüntüler soldan mı başlayayım, nasıl? Sağdan mı başlayayım? Görüntüler hepsi farklı. Bak herkese aynı malzemeyi, aynı gibi. Süreyi verdik. Benim için lezzet daha önemli. Peki. Ben çünkü yemeği çok severim. Peki ileride eşin de güzel yemek yapsın ister misin? Çok isterim. Kriterlerin nedir? İyi yemek yapsın. Evet. Huzur versin. Çok konuşmasın diyorsun. Yani çok konuşmasın değil. Çok konuşmasından çok hani böyle çok şey paylaşalım isterim. Güzel. Yani aynı şeyleri paylaşalım isterim. Birbirimize yardımcı olalım isterim. Annene nasıl davransın? Anneme nasıl davransın? Evet. O onların arasında olsun ya bilmiyorum ki. Yani kötü davranmasın tabii ki benim annem yani. Kötü değil, tam tersi yani. Sultanıma sultan gibi davranacağım. Ha şöyle. Ha şşt, vurayım mı elimi masaya? Evet, elini vur masaya. Hadi bakalım. Şöyle, benim anneme düzgün davransın. Düzgün davransın. Sesini yükseltmesin. Ha? Sultanıma sultan gibi davransın. Aynen öyle. O zaman başlıyorum. Hadi o zaman başlayalım. Buyur, afiyet olsun. Çanak iyi. Soteleri, sebzeleri, içi. Ha. Sebzeye bakmadım, bir saniye o zaman. Sebzeleri gayet yerinde. Peki. Gel ikinci tabağa geçelim. İkincisine geçiyorum. Ha bu biraz böyle konuşarım çünkü bu Karadeniz tarafından yapılmış gibi geldi bana. Aralarında Karadenizli var mı hiç sormadım gerçi ama bakacağız. Bu ağzına ekmek kodumun uşağı biraz ekmek tadına yapmış bunu. Tevuşuk, sebzesine bakmadım, ona da bakacağım şimdi. Ha bunun sebzesine bir gariplik var. Çiğ mi kalmış yoksa böyle ne bileyim püre gibi de çiğ gibi de tam anlamadım. İçi böyle sert, dışı böyle yumuşak. Böyle... Hmm. Neyse ben yan tarafa geçiyorum. Buyur geç üçüncü tabağa. Her telden çalıyorsun maşallah. Ha. Naperte, narodentiker, burkortozi yetermeske, pörn. İtalyan gözüktü gözüme, böyle bir yürüyeceğim. Peki, eğer müsaade peki. Ederseniz, tabii. Patatesli olmuş. Yani fazla patates. Fazla patates tadı geliyor, yani diğerlerine göre. Bu biraz ekmek gibiydi. Hı-hı.
Lezzeti fena değil ama sanki üçü de ayrı yemekler gibi. Yani üçü de birbirini tutmuyor tam olarak. Evet, diğerine geçiyorum. Peki, son tabaktayız. Buna da siz Almanya'dan geldiğiniz için öyle bir şey yapayım o zaman. Evet, ben dedim ya, was willst du wissen? Bunun tadına bakacağım ben şimdi. Ya? Ya tadına bakacağım ama ne işte ben böyle... bizim evde genelde böyle şeyler olmuyor. Biz daha çok böyle fındıklı şeyler seviyoruz, biliyor musun? Ama bir tadacağım, bakacağım yani. O zaman... Bu yine büyük oldu ya sanki. Guten Appetit. Ya, danke schön, Fräulein. Ben de buna bir bakayım bari. Kız bunu kim yaptı? Ben Almancının içinden şirret bir adam çıkardınız. Bunu kim yaptı ya? Çok mu kötü, çok mu iyi? Yok, sakız gibi olmuş, bu ne ya? Ana, pişmemiş mi bu? Kim yaptı kız bunu? Vuracağız, bakacağız. Hemen bakacağız. Dili değişti. Döneceğim. Döneceğim, bakacağız. Hepinize bakacağım. Bekleyin bakalım. Şimdi o zaman puan vermeye mi geçiyoruz şu evet, anda? Evet, birinci tabaktan başlayalım. Birinci tabağa kaç puan veriyorsun? Bak, bu puanlar çok önemli. Hem 30 bileziği kazandıracak. Çünkü 1 ile 10 arası puan veriyorsun, yüksek puan veriyorsun. Hem de ilk turda çeyrek altını kim kazanacak, ona da sen karar veriyorsun şu anda. Çeyrek altın. Evet. Yarı yarıya bölüşürüm ha. Canı sağ olsun. Var mı teklifi arttıran? Canı sağ olsun. Canı sağ olsun diyen var. Bölüşemem altınlarımı asla. Şimdi 10 üzerinden puanlıyorum. Evet. Buna 7 vereceğim. Peki. 5 veriyorum. Tamam. Bu tabak 6'yı hak etti. Patatesi biraz fazla ama lezzeti güzel olmuş. Tamam. Buna maalesef 3 veriyorum. Kim yaptıysa bir daha yemek yapmasın arkadaşlar, kusura bakmayın. Oo, yani. Gerçekten çok ağır bir yorum. Ve bakalım çok düşük biraz bir daha puan. Bakacağız, tartışacağız. 3 puan verdim buna. Peki o zaman puanlarımız 7, 5, 6, 3 ve 5'ten başlayalım. İkinci tabağı açalım. Kime 5 puan vermişsin? Evet. Gamze. Gamze. 5 puan. Ben tahmin ettim benim olduğumu çünkü unu fazla koyduk ve ben o yemeği yapmadım. Resmen burada savaştım. İzlerken de zaten göreceğiz hep birlikte. Afiyet olsun. Kim yaptı o zaman bunu? Tek başıma yaptım. Tek başıma savaştım. O yüzden. Yeşim abla neredeydi? O yanımdaydı. Evet, yani. Varlığı yeter mi diyorsun ya? Evet, varlığı yeter. Resmen hiçbir işe yaramaz dedin kız 2 dakikada. Evet, öyle dedi. Tek başıma savaştım, doğru değil mi? Öyle mi Gamze? Ben neredeydim? Yanımdaydın, bakıyordun. Hı. Yani ben tarif ediyorum, bazı şeyleri evet bilmiyor gerçekten ama öğrenmeye de açık değilsin. Oo, bak az önce ne güzel şeyler söyledi bu kadın evet. Senin için. Anneciğim maalesef. Ne diyor ya? Biraz gelin böyle oluyor herhalde. Oo bak. He Gamze. Şimdi gelin mi olduk kızım kızım hayır, kızım? Hayır ama şimdi sen beni yerden yere vurdun Gamze. Tek başıma yaptım hayır, dedim. Hayır estağfurullah. Öyle değil yerden yere vurmadım ama gerçekten tek başıma vallahi savaştım. Biraz... Bak, izlerken işte yerden yere vurdun evet, şu evet. Anda. İçinden hayır, bu şeytan yer... çıktı. Aa. Aa. Ben şaşkınım. Şeytanım öyle mi? Ama şimdi ben tek başıma yaptım dedin. Ben neredeydim? Evet tek başıma yapmadım. Ne resmen şimdi? Burada savaştım. Yeşim anne böyle hayır, robot gibi durur mu yani? Savaştım derken ben kelimesinin devamında şunu beklerdim. Hı. Hamuru bir türlü tutturamadı. Hani bunun şeyi ben değilim ki. Müsebbibi. Soteledim, doğradım. Ne yapacaktım? Hamuru ben mi? Ben yap bana zaten yap zaten söyledi hamuru yapmayı ben yeni öğrendim evet, diye. Yapamıyorum yani dedi mütevazı davrandı kadın. Normal evet. Yufka hamuru değildi bu. Patatesli bir hamurdu. Onu ben yoğurmaya çalışıyorum. O benim yanımda böyle Kraliçe Elizabeth gibi. Böyle bana bakıyor, karıştırıyor. Ama yavaş. Kraliçe, ama Kraliçe Elizabeth'ten ne farkı var? Allah'ını seviyorsan bak maşallah. Ya, evet görünüş teşekkür olarak ederim. Benziyor olabilir. Ha, kesinlikle ben kendisini yani. Zaten beğeniyorum. Ama tabiri caizse hani o şekilde böyle bana bakıyor. Ben anlatıyorum bir yandan işte hamuru yoğuruyorum bir yandan. Yoğuruyorum onu öyle yapıyorum. Sizin şivenize kaydı benim tabağım çünkü. Canım şivem mi? Evet. Karadenizliyim. Siz ikinci tabakta benim tabağım ya. Öyle konuştunuz o yüzden. O yüzden mi kaydı? Evet. Devam et bakayım oradan o zaman. Devam yok, edelim. Yapamam. Hadi evet. Devam edelim. Tamam. Üçüncü tabağı açalım. Üçüncü ona tabak. Ona da 6 puan verdiniz. Kim 6 puan almış görelim. Buyurun. Görelim. Sono uno grande fendi. Birinci tabakta neden maydanoz var? Bizden kimse maydanoz koyun demedi. Bak bana şimdi doğruyu söyle.
Benden mi? Evet. Ekmek parası yani. Ne? Ben bir işaret bırakacağım. Ben buradan geçiniyorum falan dedi. O yüzden. Yüksek puan ver. En lezzetsiz de bu olmuş. Bunun için bu da hamur gibi. Hasan ne istiyorsun? Gidelim mi? Alın mı çantam? Pılım pırtım toplar mı? Şekeri diğerlerine göre çok az. Senin eşin yemek mi yapmayı biliyor, tatlı mı yapmayı biliyor? Senin annen yemek tatlı mı yapmayı biliyor? Zaten nereden anlayacaksın? Üstüne söyleyeyim hatta. Tek bir şey de anlamıyorsunuz herhalde. Olmamış, olmamış. Bilmiyorsun, bilmiyorsun, bilmiyorsun. Ya et kessem bu kadar zorlanmam ya. Aylarca ve yıllarca sabredebilirim. Ama hakkımın yenmesine bir yere kadar. Peder, üzgünüm bir şey açıklayacağım ama... Elimde şu anda yarı finalin ilk yarısının birincisini görüyorum ve ne yazık ki buradan kimin eleneceğini de. Bu 30 bilezik 168 puanla Seda mı, Cansu mu, Gamze mi, Arzum mu? Birileri sevindi ama ne yazık ki birileri üzülecek, veda zamanı geldi. Açıyorum. Aç. Arzum. Teşekkür ederim. Bu kadar bile beklemiyordum. Gerçekten mi? Evet. Neden? Nesi olmamıştı sence? Ya zorlandık, çok zorlandık biz. Hamuru kıvamını getirene kadar. Yani... Ama ilk siz bitirdiniz. Evet. Evet. Ama bayağı zordu yani, zorlanmıştım. Çok böyle olacağını bile beklemiyordum ama yine iyi bir tabak çıkarttım. Teşekkür ederim. Şimdi en yüksek puanı açalım. Kim çeyrek altını kazanacak? Birinci tabağa 7 puan verdin. Son tabağa da 3 puan. 7 alan Seda mı, Cansu mu? Aç! Tüm. Seda 7 puan aldı. Teşekkür ederiz. Seda. Afiyet olsun. Tebrik ederim. Bu tabağın nesini beğendin en çok? Nesini beğendim? Öncelikle pizza gibi olmuş. Keyifli duruyor. Bir de sebzelerini böyle daha kıvamında olmuş. Hı. Lezzet değerinde. Peki. Hı hı. Cansu, 3 puanla ne diyorsun? Burak abi ne yapalım? Hadi gelin Aksaray'a gidelim. Sen ne ördün be abim? Vallahi ne ördüm ben de bilmiyorum. Aksaray'a gidelim, Aksaray'a gidelim de bir şey diyeceğim. Bayağı hamur ama, olmuş. Ama ben dinlemiyorum ki. Sen ne ördün abim? Sen onu nasıl yedin? Yapamadım. Biz onu yaparken elimizden atamadık. Sen yerken iyi yedin vallahi. Ağzına sağlık. Vallahi yerken çok güzeldi her şey. Bundan sonra bak. Dadını baktıktan sonra bende her şey gitti. Çok korktum. Şimdi dedim onu yiyince Burak abim buraya yığılır kalır dedim ama bir şey olmadı. Çok bir an iyisiniz. Böyle bir yapıştı ağzıma. Değil mi? Niye öyle yaptın? Su getirecektim buradan Allah'tan. Anne bana diyordun bizim mutfağımız çok iyiydi. Ne oldu? Yapamadık kuzum onu. Herkes elimizde abi, kalmadı ki. Abi bu heyecandan ki. Oldu biliyor musun? Heyecandan mı oldu? Anam. Yine de ellerinize sağlık. Afiyet olsun abi. Peki evet. O zaman buyurun ilk çeyrek altını da Seda'ya veriyoruz. Bir tane altın takdim edebilirsiniz. Derya Hanım, altın efendim? Oraya giderken ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Birinci tabakta neden maydanoz var? Seda'ya soralım. Seda, neden tabağının üstünde, yemeğinin üzerinde maydanoz var? Yani süslemesini Gül anne yaptı, bu şekilde olacak dedi. Ekip söyledi dedi. De sen altında ne arıyorsun ben onu anlamadım. Hepimizin tabağı birbirine benziyor. Bir tek seninki orada o şekilde duruyor. Ben anlamadım yani ne arayayım altında ya da ne aramayayım? Burada çaprazdan baktığımda üstleri yeşil duruyor. Muhtemelen onlar koymadıysanız lahanalarınızdır. Ama Gül anne bana biz koyacağız maydanozların dedi üzerine. Hayır öyle bir şey yok. Sen benden ne istiyorsun ya? Ne isteyeceğim senden ya? Neden seninki farklı bizimki normal? Bu şekilde normal? Olacakmış. Üzerine maydanozlar koyulsun denmiş. Gül anne de koydu. Aa, burada ben muhallebi yaparken. Mi? Hayır Cansu, asla bu şekilde Arzu. Olunacak demedi. Çaprazdan da baksam olmuyor. Düzden baksam da olmuyor. Olsun ne olmuş yani bir maydanoz var diye ne olmuş? Tamam ben bir şey sizinki açıp farklı ama ne demek ne olmuş? Ne var yani bir maydanoz varsa? Bir maydanoz çok şeyi değiştiriyor evet. Ama. Evet. Tabağı farklı yapıyor. Bizden kimse maydanoz koyun demedi. Evet. Abi. Gül abla kendisi koydu. Hatta görüntüler var. Buyurun izleyelim. Buyurun. Ne yapıyorsun sen? Bugün ben süsleyeceğim bunu.
Ay saçmalama Gülenle, biz mi yapıyoruz tabakların süslemesini? Çıkart onları. Hayır hayır, ben süsleyeceğim bugün. Hayır, biz kafamıza göre öyle sunum yapamayız, tabağı bırak. Ben sordum, biz yapacakmışız. Ekip mi söyledi? Evet sordum ben. İyi tamam o zaman. Yalan. Biz öyle bir şey demedik. Ama maydanoza yakışır diye düşündüm. Bir ne şey yok ki onda. Şimdi maydanoz cilde iyi geliyor yani. Maydanoz cilde iyi geldiği için belki hani benim şey olsun falan. Şimdi sen bak, bizim burada gelin kayınvalidelerimizi bilmiyorsun. Kim bilir neyin peşindeydi. Ve neden şey Seda'ya yaptım. Doğruyu söylemiyorsun? Ya ben bir şey yapmadım ki, daha güzel görünür diye bir maydanoz koydum. Ya bize ne sunumdan, biz yani mi yapıyoruz? Biz tabağımızı çıkartıp koyuyoruz. Ekip onu ayarlıyor sunumu, biz mi yapıyoruz? Tamam biz yapmıyoruz ama bir değişiklik olsun dedi. Değişiklik yapamazsın, bize söylenen neyse onu yapmak zorundayız. Öyle bir lüksümüz yok yani burada. Peki senin aklını hiç kurcalamıyor mu bu durum? Ben de şey yapmıyor öyle. Yani şimdi o hocun altında da buza aramaya gerek yok canım. Orada karşımda iyi niyetli biri ama var da ben sizi tanıyorum. Ama pizza gibi güzel göründüğü Gülenle, için o puanı bak, aldınız her şey ortaya siz. Çıkıyor. Sen bir şey yaptın mı? Bak bugün final günü. Ben sizleri defalarca uyardım. Hata kabul etmez. Ve bu bir hata. Değişiklik olsun dedim yani. Bir şey yapmadım ki. Ay bak, bir maydanozdan ne olmuş yani? Bak bana şimdi doğruyu söyle. Ben mi? Evet. Gülenle senden bir şey istedi mi? Ekmek parası yani. Ne? O ne dedi? Şey yaptı biraz hani. Ben bir işaret bırakacağım, ben buradan geçiniyorum falan dedi. O yüzden. Serdar Bey, tamam. Ama yani beni de arada bırakmayın canım. Ha şöyle ya, sen yani niye arada kalasın? Gül abla ne yaptın sen? Serdar Bey lütfen. Kız zaten kazanmışım, ben görmemiştim o kadar kazandığını senin ben ya. Ben değil, benim mi onlar hepsi, benim mi? Seda'nın onlar. Gül abla senin işin iyiymiş vallahi. Biri gelince maydanoz yap, diğer gelince çöp dik, öbüründe başka bir şey. İyisin vallahi sen, biz burada boşa yarışıyor. Ben bir şey yapmadım ki. Daha ne yapacağım, maydanoz koymuşsun, belli etmişsin ki büyük ihtimalle burada işbirliği de %100 var. Aa, sen yok, öyle bak, yapamazsın öyle mı? Bir şey yok. Yapamazsın hiç, herhalde ya, o kadarında. Hiçbir şey, yaparsın, öyle bir şey yok. Vallahi ne cesaret yaparsın yani. Öyle bir şey yok. Gördüm zaten onları götürüp getirirken. Bakacaksın onları hiç çeviriyor dedim. Öyle mi? Tabağa getirdiler, geri götürdüler. Yaptılar, süslediler, sonradan geri götürdüler. Sen niye söylemiyorsun? Sen tabağa verip geri mi aldın? Annem dedi ki bana, inanma öyle her şeye. Hani patatesin içine maydanoz eklenecek diye onlar arttırmış, üstüne koyuyor. Kızım biz niye yapmadık dedi. Anne karıştırma, böyle bize böyle söylendi dedim. Yani oradan biz bir sıkıntı yok. Tabağa götürdüler, bir şey söyleyeceğim. Ya artık öyle diyecek söylendi. Bir şey yok. Ben söyleyeyim, bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim artık. Oğlum susar mısın? Vallahi artık ben bir şey söyleyeceğim. Gülenle kusura bakma yani, o götürüp getirirken gördüm ben diyor. Gördüm vallahi. Götürüp getirirken sen yakalanmışsın artık, ben daha fazla saklayamam vallahi. Oğlum, yok. Lütfen. Vallahi ben lütfen o kadar para da kazanmışsın artık geldi. Ben daha fazla bir şey diyemeyeceğim yani. Tamam artık kaçış bir yok. Bir kere daha rica ediyorum lütfen sus. Bir kere daha derken ne rica ettin ki bir kere daha ediyorsun? Gülenle. Sohbet ettim onunla ben. Sussa da konuşsa da konuşmasa da artık fark etmez çünkü görüntülere ulaştık. Senden benim bir ricam var şimdi. Tamam. Buyur. Şimdi benim gelin Seda gideceğim, gideceğim, gideceğim deyip duruyor. Ben de istemiyorum gitmesini çünkü ben buradan ondan maaş alıyorum, para alıyorum yani. Benim de geçim kaynağım burası. Yani ben istemiyorum, senden de bir rica edeceğim lütfen. Şimdi tabak çıkaracağız ya. Hı. O tabağa yüksek puan ver. Şimdi tabak çıkaracağız ya. Hı. O tabağa yüksek puan ver. Hı. Ben çok üzülüyorum. Vallahi biliyorsun işte, sana da söylediğim gibi geçim kaynağım benim burası. Bak ben senin annen sayılırım lütfen ne olursun. Anacığım şimdi diğer yarışmacılara falan ayıp olmasın yani. Olmaz olmaz, öyle bir şey yok. Yok mu? Sen yeter şey ki o puanı ver, yüksek puanı ver bana. Tabağı tanıyacağım değil mi? Bak işareti koyacağım tabağa. Ne olursun bak, annen gibiyim, annen sayılırım senin. Bu tamam, dediğimi tamam. Yap, çok rica edeceğim. Tamam. Yoksa gideceğim diyecek, ben mahvolurum yani. Perişan olurum. Tamam, güzel bir işaret bırak bana de o zaman. Tamam. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Nereye gidiyorsun? Masama geçiyorum, yemekle devam edeceğim. İyi hadi yürü. Hadi. Neden diğerlerine ayıp olmuyormuş? Sinirlerim çok bozuluyor gerçekten ya. Niye? Bak görüyor musun? Konuğumuz nasıl şu anda utanıyor? Arada bıraktın. Kim çekmiş bunu? Burası stüdyo, her yerde kamera var. Şu ya, beni düşürdüğün bak duruma bakar mısın bir? 7 puan verdi. Altında senin, daha ne istiyorsun? Sus işte. Vallahi sinir, çenem falan kasılmaya başladı, tamam mı? Niye yapıyorsun? Senden böyle bir şey isteyen mi oldu ya? Gidiyorsak gideriz.
Sen neden gidip konuklardan puan istiyorsun, bana bunu açıkla. Böyle bir şey yapmanı kim söyledi sana? Bak, sana yaranamıyorum. Sana yaranamıyorum ben. Gideceğim, gideceğim, gideceğim diye tutturuyorsun. Ben de rica ettim Serdar Bey'den. Ben gitmek istemiyorum. Bir de diyorsun ben ki, nasıl geçireceğim başka türlü ya? Yani senin emekli maaşın yok mu? Allah senin gözünü doyursun ya. Bak, ben burayı çok seviyorum. Ben gitmek istemiyorum. Ben gitmek istiyorum. Sen gitmek istemiyorsan ya benimle yemek yaparsın ya puan verirsin, anladın mı? Şu kazandıklarımda senin hiçbir hakkın senin için yaptım. Yapma! Için yaptım. Benim için bir şey yapma. Ben burayı seviyorum. Senin için yaptım ben. Istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Hazır puan almışız. Ne ortalığı velveleye veriyorsun? Rezil oldum ya. Allah Allah. Bıktım sizin yüzünüzden, rezil olmaktan. Al otur işte. Derya'nın, ben bu puanları kabul etmiyorum. Hayır, bunu hayır, sakın. İstemiyorum. Hayır, puan bizim. Sen beni rezil edemezsin ya. Altın da bizim, puan da bizim. Bizim değil, ben o bizim hakkımız değil. Ben gitmeyeceğim. Ben burayı seviyorum, ben gitmeyeceğim. Git o zaman, kimle yarışıyorsan hayır. Yarış. Ben gitmek istiyorum. 30 bilezik için bunu yapamazsın. Konuğumuzu kandıramazsın. Ve bu altını ve bu puanı hak etmiyorsunuz kesinlikle. Hayır, o puan bizim. Hayır. Hayır. Bizim şimdi... o puan. Hayır. Kabul etmiyorum ben ya. Neden böylesin Seda? Ya sen beni sinir hastası söyleyeceksin. Sana hiç dayanamıyorum boşuna ya. Boşuna çırpınma. Ay sinir ettin beni. Şimdi Serdar, gerçekten çok mahcubum. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Bunları sana yaşattığımız için. Tabii ki de Gül abla tatlı bir ablamız. Sen ona yardımcı olmak istedin ama burada dört masa yarışıyor. Şimdi senden şunu rica ediyorum. Tamamen sıfırdan tekrar bak bir tabakları, bir düşün. Hı hı. Gerçekten en yüksek puanı kim hak etti? Hangisini en çok beğendiysen çeyrek altını ona ver. O zaman ben tabağı bırakmayacağım. Direkt kendisine götüreceğim. Tamam. Arzum. Bay. Çok sağ olun. Ellerine sağlık. Tebrikler. Evet, Arzum da ikinci en yüksek puanı almıştı. Aşk olsun Serdar Bey. Şimdi Arzum'la Seda'nın puanları yer değiştiriyor. Çünkü sen aslında ikisini de beğenmişsin ama bu durumda Arzum'unki bir tık daha iyiydi. 7 puanı Arzum alıyor, Seda'lar da 6 puan alıyor. Ben gerçekten çok özür diliyorum Derya Hanım, hem sizden hem sizden. Hiç benim yapacağım şeyler değil. Bize de yakışan şeyler değil ama umarım bugün biz gideriz. Bence Gül abla özür dilesin. Ben bir şey yapmadım ama sizden değil, konudan özür dileyebilirim. Özür dilerim. Peki. Sana çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Sana da buyur şu dodo ve tatlısını veriyorum. Artık evde kim seviyorsa beraber afiyetle yersiniz. Börek dodo de ve tatlısı. Mi? Evet. Kız böreği de alayım gideyim ben. Dodo ve yok, tatlısı. Yok yok, tatlı yeter. Bu teşekkür yeter ederim. Mi? Aynen. Tamam, çok teşekkür ederim. Elim boş gitme istedim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nazik davetin için sağlık. Özellikle çok her teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Gerçekten çok, güzel bir tadımdı. Tekrar da kusura bakma. Estağfurullah. Ve biz artık tadıma erkeklerle devam ediyoruz. Hasan geliyor. Merhabalar Derya Hanım. Hoş geldin Hasan. Hoş Artık bulduk. Tatlıların tadına bakıyoruz. Tepsi kadayıfımız var. Tepsi kadayıfımız. Üzeri böyle muhallebili, tarçınlı bir kadayıf tatlısı bu. Evet. Görüntü olarak güzel duruyor. Ha, biraz daha pişebilirdi. Şeysi iyi yani, fena değil. Öbürlerine de baktıktan sonra... Hadi devam edelim. Ona göre yaparız. Bu buna göre iyi olmamış. Bu çok şey olmuş yani, ince olmuş. Becerememişler yani, böyle kadayıf tatlısını ben yeni görüyorum. Bunun cevizi biraz daha bol gibi geldi. En lezzetsiz de bu olmuş. Bunun hiç, bu da hamur gibi. Çok güzel kızarmış. En şey bunu sevdim Derya Hanım. Üçüncü tabağı evet. En çok sevdim. Ama şu da daha güzel kızarmış. Nasıl puanlama yapacağım? Bundan dolayı karışık bir şey olmuş yani. Hadi söyle artık. Buna bir veriyorum. Evet.
bunda. Şeysi çok küçük ama kızarması, tadı falan çok güzel. Ama şeyden kaybediyor işte, görüntü olarak kaybediyor. Buna da 3 veriyorum. Tamam. 5 veriyorum. Evet. Bu 1 zaten. Tamam. 1, 3, 5, 1. Son kararın. Evet. Başlıyoruz artık. Böyle adım 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 30 bileziğe yaklaşıyoruz. Nasip kısmet ya. Gel buradan başlayalım. Kime 1 puan vermişsin? Seda'ya. Yani neyine 1 verdi nasıl? Seda, bu aynı hamur gibi bir şey olmuş. Baka da bilin, dünkü tatlının aynısı olmuş. Dünkü de böyleydi, bugünkü de. Neyi hamur aynı, şerbet aynı şerbet. Muhallebi hiç de aynı muhallebi. Kızarmamış, altına da bakabilin. Kızarmamış mı? Sana var ya, ekrana görüntüleri verdiklerim alt üst nar gibi kızarık. Ben ya şuna, anlamadım. Şu bir şuna bak, çatalın şey yapmak. Cansu'yla biz hemen hemen aynı zamanlarda çıkardık. Bak, hatta ikimiz de fırına... Çatalına bak. İkimiz de fırının altını açmıştık. Sunum için fırının altının artık iyice kızarmasını bekliyorduk yani. Şey olarak lezzetolog şu çok iyi yapmışmış ama bu da görüntüden kaybetmiş. Bu becerememem şeysi. Ben de gerçekten yarışma şevki hevesi kalmıyor. Çok ciddiyim. Evet, böyle bir günde 1 puanla başlamak gerçekten zor geliyor. Şimdi ikinci tabağı aç, ona da 3 puan verdin. Açalım. Arzuma. Teşekkürler. Görüntü olarak şey yapmış, yoksa hani bundan anladım. Şey olarak, yoksa lezzet çok güzeldi, beğendim yani. Gelelim asıl mevzuya. 5'i Cansu'ya mı Gamze'ye mi verdin? Gamze 5 puan. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Bu tatlıya zaten çok güveniyordum, çok emek verdim. Elinize sağlık. 5 alacağını biliyordum. Hasan, ne istiyorsun, gidelim mi? Alın mı çantam, pılım pırtım toplayayım mı? Vallahi gidecek bir şey yok, yapmışlar. Ben de ona verdim, yapana verin. Niye, ben yapmadım mı? Ya olmuş da onun kadar olmamış, şu daha güzeldi. Vallahi her gün bir risk atıyorsun, her gün bir gidiyor zaten. Yönden de seninki çıkmadığına da sevindim yani. Seninki tatlı olduğuna çıkıyor, hani bu kız aman Hasan Cansu buldu. Herkesin eşi buluyor, niye onlara kimse onlar bir şey diyemiyor? Biz de oluyor, biz bulduğumuz da. Mesela da şimdi bunun mu kazan? Hani mesela herkes kendisine eşini illaki yapmasını ister, kazanmasını. Ama sıkıntı oluyor yani. Bütün hafta 5 puan emek verdi, bugün 1 verdi. Aynen, tam yüzlük kuyruğuna gelince pat attın bizi aşağıya. O kadar emeğimiz boşa gidecek. Gerçekten biz burada bir ay yani, geç gündür biz buradayız ve yani daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama bilmiyorum bu şekilde nasıl olacak? Bu bir almamızla nereye varabiliriz? Hiçbir fikrim yok. İnan ki yok. Peki Hasan, teşekkür ederim. Buyur sen gidebilirsin. Biz tadıma akınla devam ediyoruz. Hoş geldin Akın. Hoş bulduk Derya Hanım. Her zaman gibi güzel tatlılar. Puanlar çok önemli. Tamam. 30 bileziğe götürüyor. Evet. Ona göre iyi tadım yap. O zaman başlayalım. Şerbeti, şekeri güzel. Yani kötü bir tabak değil. Yani bir bakalım diğerlerine de ona peki göre. Tadı da kötü değil. Bu da güzel ama bundan daha başarılı yapmış. Hı. İki birden daha mı iyi? Evet, iki birden daha başarılı olmuş. İnşallah böyle gider. Devam iki edelim. Şekeri diğerlerine göre çok az. Şekeri yani tatlı, evet, ancak hem biraz ıslak mı kalmış, ne olmuş? Hı. Daha fazla mesela, diğerlerinde daha güzel tadı var. Bunda şeker tatlı olayı biraz daha zayıf. Allah Allah. Yani baktığımız zaman da zaten diğerleri tamam, belki de aynı oranı veriyorlar ama cevizi daha mı çok ince kesmiş, kıymışlar. Ceviz tam gelmedi. Peki, son tabaktayız. Bu da çok ıslak. Bununla aynı. İkisi de aynı. Yani aynı yorum, aynı tat. O zaman şerbeti puan daha sulu, evet, onların. Evet, daha sulu olmuş şerbeti. Seni dinliyorum. Nedir puanların? Buna 3 veriyorum. Tamam. 3 puan. Bu birinci tabaktan daha güzel olmuş. 5 puan. Peki. Diğerlerine 3 ile 4'e 1 puan veriyorum. Tekrarlıyorum. 3, 5, 1, 1. Evet, doğrudur.
Buyur buradan başlayalım. Biri açalım. Bir alan arzum. Senin eşin yemek mi yapmayı biliyor, tatlı mı yapmayı biliyor? Senin annen yemek tatlı mı yapmayı biliyor? Zaten nereden anlayacaksın? Yani şöyle söyleyeyim. Bir saniye yakın, bir saniye. Arzum düzgün konuş öncelikle. Bizim evde yemekleri sen yapmıyorsun, ben yapıyorum. Gayet de güzel yapıyorum. Az önce de 5 puanı aldı o tabak, tamam mı? Yani benim tabağında tatlım. 1 puan, sadece 1 ve 1, 1, 1. Yani olmamış, üstüne söyleyeyim hatta. Tek bir şey de anlamıyorsunuz herhalde. Olmamış, olmamış, 1, 1, 1 veriyorum. Başka da konuşmuyorum. Bilmiyorsun, bilmiyorsun, bilmiyorsun. Peki, o zaman bu son bulduysa 3 puan verdiğin tabakla devam edelim. Aç görelim Gamze'ye. Gamze. Bravo, seni tebrik ediyorum. Yani bugün hem beğeniyorsun hem 3 puan veriyorsun o tabağa. İki tabak, ikinci tabak güzel olmuş. 3 puan aldın. Yani 1 puan almadın ve vallahi çok konuşuyorsun. Bak, ama benim şimdi... Benim tabağım değil konu, tamam mı? Burada en çok beğendiğin 2 tabaktı. Birinci ve ikinci tabak. O zaman 4 tamam. Vereceksin, diğerine 5 vereceksin. 3 verdim, 5 verdim Gamze. Aynı yorum senin için de geçerli. 3 verdim, tamam. Yeter ya, o bugün zaman güzel yap. Çok saçma. Biraz daha yap. Hani biraz daha özen göster ki 5 vereyim. 3 verdim, kötü bir not değil. Sen bundan sonra tatlıları yaparsın, özenerek o okay. Şekilde tamam. Yersin. Peki Akın 5'i Seda'ya mı, Cansu'ya mı verdi, onu görelim. Cansu 5 puan. Ay, afiyetler olsun abi. Bir an dedim bir bana geldi. Kardeş. Yani çok mutlu ettim beş beni. 5 verince çok emirdik, güzel biliyorsunuz ama bir verdiğimizde... Abi emek veriyor. Tabii bizi... mutlu olacağız. Ağlayalım mı sen 5 verdin diye. Bence kardeşim. Biraz daha güzel yorumlar yapın ki biz de sevinelim yani. 5 tamam. Verdik. Ay. Peki Akın, teşekkür ederim. Tadıma Murat'la devam ediyoruz. Merhaba. Hoş geldin Murat. Hoş buldum, merhaba. Hemen afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bunu pek beğenmedim ben. Biraz pişmemiş gibi geldi bana. Zaten altını öyle çeviremedim. Dağıldı gitti. Hı. Beğenmedim pek. Ötekinlere de bakayım. Geçelim ikinci tabağımıza. Bunda yanık tadı var Derya Hanım. Kadayıf yanmış. Kokusu da geliyor zaten. Tadı ağzımda şu an hala yanık tadı var. Şöyle göstereyim. Ben yardım edeyim sana. Buyurun. Şöyle göstereyim. Bayağı kadayıf yanmış yani. Maalesef bunu beğenmedim. Tadı çok mu geçmiş? Tadı çok geçmiş. Şu an ağzımda sadece yanık tadı var. Tatlının tadı yok. Peki geçelim üçüncü tabağa. Şu ana kadar yediğim tabakların arasında üçüncü tabak. Bayağı beğendim bunu. Bu güzeldi. Hı hı. Ama şuna bakmadan da tam bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Olarak. Son tabağa da bakalım. Bunu da beğendim. Şu an olarak en çok favorim bu. Bu da güzel. Sadece biraz yanık şeyi vermişti ama oranını da beğendim. Çok şey değil. Birinci, ikinci tabak çok kötü ama şu iki tabak arasında kararsız kaldım. Tamam, o zaman alayım puanlarını. Puanlamalarınız çok önemli. Final günündeyiz. Her bir puan kazandırır ya da kaybettirir. Hadi ver puanlarını. Bu tabağa 2 puan vermek istiyorum. Tamam. Çok fazla pişmediğini düşünüyorum. Bu tabakta çok fazla piştiğini düşünüyorum ve yandığını düşünüyorum. Ona da maalesef 1 veriyorum. Peki. Şu iki tabak arasında kararsız kaldım. İkisi de güzel. Ama ben buna 4 vermek istiyorum. Tamam. Bu tabağa da 5 vermek istiyorum. Peki. 2, 1, 4, 5. 2 beğendiğin, 2 beğenmediğin tabak var. Evet. O zaman... Yani dediğim gibi bu yandığı için direkt yanık tadı aldım. O yanıkla başlayalım. Evet. Ona 1 puan verdin. Acaba kimin? Seda'nın. Bizim tabak yanık değil ki yani. Bir şey diyeceğim yani. Böyle bir şaka falan mı bu? Tabağım yanık değildi. Şurada kalan tabağı göstereyim.
bir yanlışlık falan olabilir mi? Buyurun tabağım. Biri geliyor hamur diyor, oradaki yanık deniyor. Yanık ya bakabilirsin Seda, yani gelip kendine bakabilirsin yani. Tabak yanık, istersen tada da bilirsin. Ben de aynısını gösteriyorum. Benim yanmadı, kendi ellerimle şerbetledim burada. Şöyle bakabilir burada. Misin sana zahmet? Bak bu... Ben bu kadar sen... yakmadım ki. Tabak benim önümde, Seda çıktı işte. Senin tabağın mı? Evet, şimdiye kadar Seda üçüncü birini aldı. Dört verdiğin tabakla devam edelim. Tabii. Dört alan tabak kiminmiş? Cansu'nun. Afiyet olsun abi. Aslında beş bekliyordum. Bu favorim dedin, o tarafa gittin. Ya o sadece bir ama. Puan kırdığım nokta altı biraz az kızarmış. Biraz aslında çok durdu oranı. Fırında. Yoksa tadı bayağı... güzeldi. Eline sağlık, beğendim. O yüzden bir puanı sadece oradan kaldım. Ama favorin oydu be abi. Beş verseydin bir sonra puan biliyor musun? Burada nelere mal olur? Denedikten sonra favorim öteki oldu. Cansu sen bir sus. Ne için? Bugün en önemli gündü. Sen farkında değilsin galiba. Böyle bir farkında. Vermeyerek tabaklara kendimizi riske atıyorsun. Yani bir beşi yapıştıracaktın, geçecektin. Öyle bir şey yok. Ben burada ağzımın tadına bakıyorum yani. Burada riske atılacak burada bir şey yok. Burada herkes kendini düşünmek zorunda arkadaşlar. Burası güzel bir yarışma yap. Programı. Kendini düşünüyorsan en güzellerini yap. Kadar da savaşırım. Cansu dedi ki kendini düşünüyorsan en güzel tabağı çıkarman gerekiyor. Evet haklısın. Ve bakalım Murat 5'i kime vermiş? Arzum'a mı yoksa Gamze'ye mi? Gamze 5 puan, Arzum 2 puan alır. Afiyet olsun Arzumcuğum, sana öğretebilirim. Nasıl tatlı yapılır, yok, nasıl Murat'ın yemek yapılır? Ağzının tadı yok. Murat benim ağzımın tadıyla bir alakası yok. İki Murat ayımız kaldı. Öğrenmen lazım. Hayır, yapamamışsın. Sen ben evdeyken eline yaptıklarıma önce. Bayılıyordun ya. O zaman yalandan mı bayılıyordun? Tamam, şu an yapamamışsın yani. Anlamıyorsun ya. Sen gerçekten yemekten anlamıyorsun. Ben çok iyi anlıyorum. Sen kusura evde bakma, kabak ben tattım yaparım hepsini. Der ki ben bugün kabak günümde değilim. İki ayın kaldı. İki ayda öğrenmen istiyor. O da kalmayacak istiyor. Bu gidişle. İki ay. Bakacağız. Zaten böyle yemekler olduğu sürece iki ay kalmasın. Yemeğe göre mi yani? İlla ki insanız yani o kadar... Sen yap biz yiyelim o zaman. Ben de senin yapamadığın yemekler. Her şeyi ben yapayım zaten. Onu sen al Murat. Bunu sen şey yap Murat. Yemeği de ben yapayım Murat. Çocuğu da ben yapayım Arzum. Sen de her şeyi bana. Yap Murat. Yapabiliyorsan onu da yap. Başka bir isteğin Arzum var mı? Eyvah sizin işiniz zor vallahi. Murat söyle Arzum'un en sevdiği yemek hangisi? Arzum sebze yemeklerini seviyor genellikle. Kabak, pırasa... Genel olarak sebze et sevmiyor Arzum benim bildiğim için. Bildiğim Arzum bu kadar sen yani. Söyle. Murat kuru fasulye seviyor. Tamam Murat seninkini bildi mi? Bilemedi tabii ki. Ne senin en sevdiğin yemek? Neymiş? Yani ben kabak sevmiyorum ki. Ben o gün sana kabak yaptım diye kabak seviyor mu oldum? Evde kabak vardı, kabak değerlensin diye kabak yapmıştım. Ya Arzum Allah aşkına ya. Ben kabak seviyorum, sebze Murat, seviyorum. En sevdiğim yemek sen benim. Sen nasıl kabak yemezsin? Senle biz konuştuk dedim ki sen kuru fasulye seviyorsun. Ben onu sevmiyorum, ben taze fasulyeyi seviyorum dedim. Hatırla ya. Utan ya biraz. Hatırlayamadım. Senin en sevdiğin yemek kuru doğru. Fasulye mi? Evet, doğru. Bak görüyor musun? Kızlar biliyor. Erkekler hiç ince işlere dikkat etmiyor. Peki Murat teşekkür ederim. Rica ederim. Seni uğurlayalım ve tadıma Harun'la devam ediyoruz. Hoş geldin Harun. Hoş bulduk Derya. Günün son tadımını sen yapıyorsun. Tamam. Senin puanlarınla artık... 30 bileziği kazanacak olan belli olacak. Bugün buradan veda eden de belli olacak. Lütfen dikkatli tadım yap. O zaman hayırlısı. Yani kadayıfları güzel olmuş. Tam kıvamında pişmiş. Hı-hı. Şerbetini de almış. Beğendim. Muhallebisi de fena değil. Beğendim de diğerlerine güzel. Bakalım. Yani bunun kadayıflarının belli bir yerleri yanmış. Muhallebisi de diğerine göre daha böyle bir cıvık. Hı. Direkt o acılığı vuruyor. Geçelim üçüncü tabağımıza. Bunun kadayıfları da aynı şekilde yanık. Tarçın da aşırı yoğun damağa vuruyor yanıkla beraber. Ya et kessem bu kadar zorlanmam ya. Böyle bir şey yok. Bunda da muhallebi gene aynı şekilde cıvık olmuş. Kadayıfların yanıklığı gene... damağı vuruyor. Sen hiçbir tabağı beğenmedin. Yapamamışlar. Derya Hanım ortada tabaklar. Birincisine yiyorum yapmıştım. Siz tadınıza baktınız mı? Ben baktım ama burada yani, puanları ben vermiyorum. Baktıysanız tabakların ne olduğunu farkındasınızdır. Hadi alayım puanlarını. Derya Hanım birinci tabağı 5.
ikinci tabağa bir. Üçüncü tabak küllüm fena. Bir. Bununla da vaziyet farksız. Bir. Evet, en sevdiğimiz puanlama 5, 1, 1, 1. Değişiyorsa dengeler değişir. Üçüncü tabaktan başlayalım. Gamze. Bir puan verdiğin tatlı, altı üstü çok güzel bir şekilde nar gibi kızarmıştı. Muhallebisine cıvık dedin ama en katı muhallebisi olan benim tabağımdı. Yanık. Ve kesinlikle bir puanı hak etmiyordu. Yanık, yanık. Başka bir şey yok. İkinci değildi. Tabağı açalım. Bu da Arzum'un. Ben artık şaşırmıyorum. Vallahi Arzum, 5 gündür tabaklarının tadına bakıyoruz. 5 gündür tabakların hiç olmamış. Evet. Eline sağlık yine de. Yarı finalin ilk yarısının son puanını açıklıyoruz. Harun 5'i kime vermiş? Cansu'ya mı, Seda'ya mı? Cansu 5 puan. Ay afiyet olsun abi. Tebrik ederim organik Cansucuğum. Köyde organik Cansu diyorlar mı sana? Dahası da var, onları sonra şey yapacağız ama güzel olmuş. Abi sen tavsiyelerini dinliyorum. Hasan ağzında diyormuş. Şimdi ben sana kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Dinliyorum kardeşim. Ben gerçekten çok sabırlı bir insanım. Bunu da çok iyi biliyorsun. Aylarca ve yıllarca sabredebilirim. Ama hakkımın yenmesine bir yere kadar. Anladın? Hayatım, gel bak burada yanıklar var deme. Duruyor, tatları geliyor. Yani... Yanık benim tab... Bak şimdi beni konuşturma, benim tabağımda yanık falan yok. Canım, bu bir, tamam mı? Ne hikmetse herhalde kenarı köşesi yandı, diğerinden de yanık geldi. Hasan'ınkinde gelmedi, benim aldığım tabakta gelmedi. Bilmiyorum, onda da değil. Ben hakkımın yenmesine bir yere kadar sabrederim. Seda, üzgünüm bir şey açıklayacağım ama... sen bugün herkesten bir puan aldın bu tabak için. Ben yaptığım tabaklara burada herkesten iyi çıkardığımda bile, mesela dört dörtlük çıktığında bile tabağım gelip bir puan alıyorsam ben de bir şeyleri sorgulamaya başlıyorumdur. Bilmiyorum, belki gerçekten gitmemiz gerekiyor. Seda, bugün bu tabağı yapamamışsın. Yaptığın zaman bak, mesela dünkü tabağın iyiydi. 5'i aldın. Bugünkü tabağın çıkmamış. Peki benim burada yediğim kimin tabağı? Diğer tabakları yedin mi Seda? Diyorum ki ben burada şu an tabağımı yiyorum. Tamam, diğer tabakları yedin mi? Olmasa çıkacağım diyeceğim ki olmadı. Anladın mı? Diğerlerinin içinde... Ya olmamış. Umurumda değil, tamam. Seda'nın gene tripleri yapacak. Evet, heyecan dorukta. Hepimiz çok gerginiz. Aranızdan biri 30 bilezik kazanacak ve birileri bugün buraya veda edecek. Geldik artık son noktaya. Harun, sana teşekkür ederim. Sen buyur yerine geç. Elimde şu anda yarı finalin ilk yarısının birincisini görüyorum ve ne yazık ki buradan kimin eleneceğini de. Derya Hanım, bir dakika. Ben bugün Arzum'u çok üzdüm, çok yüklendim de. Ondan bir özür dilemek istiyorum. Tabii. Abi sen de bana bir şarkıyla eşlik eder misin sana da? Vallahi diyeyim kardeşim, ben de hani üstüne yüklenmedim ama herkesin beğendiği, güzel verdiği tabağı ben de bugün bir verdim. Benim herhalde bugün damak lezzetim yok galiba. Çünkü herkes beğendi, bir ben beğenmedim sadece. Suç bende diyorum. O zaman şu parçada ikisine gelsin. Sen baharsan ben de yazım, başkasına geçmez nazım ya. Beni senden alamazsın, sen mızrapsan ben de sazım ya. Dağlarına kar olurum ya. Aşkına bahar olurum ya. İstersen yar olurum, yar olurum, yar olurum. Dağlarına kar olurum ya. Aşkına bahar olurum ya.
istersen yar olurum, yar olurum, yar olurum, yar. Bu güzel parça canıma armağan olsun. Bu güzel parça hayatımın anlamına armağan olsun. Özür dilerim, seni çok kırdım, üzdüm, yüklendim. Teşekkür ederim. İlk olarak günün birincisini açıklıyorum. Söz konusu 30 bilezik olunca iki çeyrek altın azmış gibi geliyor ama bugünün de bir birincisi var ve sadece bir puan farkla kazandı. Biri 18, diğeri 19 puan aldı. Sadece bir puan farkla iki çeyrek altını kazanan Cansu mu Gamze mi? İki çeyrek altını haftanın son gününde kazanan... Gamze! Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Evet, buradan puanların ne kadar birbirine yakın olduğunu anlayabilirsiniz. Gamze 19 puan aldı, Cansu 18 puan, Arzum 14, Seda da bugün sadece 10 puan aldı. Şimdi gelelim 30 bileziğe. 30 bilezik bugün kimin olacak? Deryem, ömrümde tek bir bilezik daha hanımcı dedim, olmadı. Oy, ne dedin Leyla anne? Ömrümde tek bir bilezik daha hanım Cansu'm gidin dedim, olmadı diyeyim, hiç takınmadım. Hiç takınmadın mı? Altın, tarla verdiler altın yerine, altın hiç takınmadım, 100 gram seyine girdim. Kız o daha iyiymiş ya, altın ama yerine tarla. Ama bir şey tarla söyleyebilir miyim? Ben de evlendim, 3 ay sonra hemen bileziklerimi aldık ve koyun aldık, ben de hiç takamadım. Nasıl? Çok büyük heveslerim var ama vallahi ben de takamadım. Dedim ben. Belki siz kazanırsınız. İnşallah. Şu an elimde 30 bilezik var. Hanginiz daha önce 30 bileziği bir arada gördünüz? Hanginizin koluna takıldı? Maalesef benim koluma takılmadı Derya Hanım. Ama çok isterdim. Yani 30 bileziği kim istemez? Biz burada şimdi tam tamına 30 bilezik kazandıracağız. Ama sadece 2 hafta boyunca en çok emek veren, el lezzeti en iyi olana... En çok puan kazanana. Ve artık açıklıyorum. Bu 30 bilezik... En çok puan kazanan... 168 puanda. Ardından ikinci olan... 150 puan aldı. Güzel bir puan farkı var. Hak edilmiş bir birincilik bu. Bu 30 bilezik 168 puanla Seda mı? Cansu mu? Gamze mi? Arzum mu? 30 bileziği kazanan... Gamze! Kafayı çarpacaktı. Aga! Aşkım gel. Ay ne yapıyorsun? Aa, delisin sen ya. Derya Hanım. Bilezikler, aha burada. Gel hayatım. Akın ne ödümü kopardın. Ya? Ver. Yavaş. Biraz da bana ver. Biraz kazanacağız. Merak etme, bu kadar heyecan yapma. Biraz da bana ver, tamam. Biraz da bana ver, bende kalsın. He. Akın ne yaptın Allah aşkına, sen ne yaptın ya? Şurada uçtun, fırladın ya. Yani. Şok içerisindeyim. Üstüme elim sağlık, çok korktum gerçekten. Peki o görüntüler ekrana gelsin, bana da bir su lütfen. Gamze!
kafayı çarpacaktı. Aga! Aşkım gel. Ay ne yapıyorsun? Aa, delisin sen ya. Derya Hanım. Bilezikler, aha burada. Gel hayatım. Akın ne ödümü kopardın. Ya? Herkes su içti burada az önce. Bak, buna araba. Yani düşüşünü buna de gördünüz. Ev. Buna. Ver, hepsi benim. Ne ev arabasıymış. Yok. Hepsini ben hak ettim. Ver. Tamam, yarısını sen al, yarısını bana ver. Hayır, al hayatım, al. Tamam, Akın, Gamze, sonra bölüşürsünüz. Cansucuğum, 150 puanla iki haftanın ikincisi sen oldun. Sadece 18 puan fark maalesef var. İki hafta boyunca bir düşün artık. Kendi eşinden, kayınvalidenden hangi sıklıkla bir puan aldın? Ya her seferinde 5 alsaydın şu an durum ne olurdu? Evet, birileri sevindi ama ne yazık ki birileri üzülecek. Veda zamanı geldi. Yanıma Arzumları ve Sedaları davet ediyorum. Arzumlar ne yazık ki devraldıkları puanları yükseltemediler. O yüzden bugün buradasınız. Sedalar iki hafta boyunca kendileri yarışmalarına rağmen bugün buradalar. Ne diyorsun buna? İnşallah biz gideriz. Niye gitmem ki ben? Ben seviyorum burayı. Yok, ben gitmek istiyorum. İyi iş çıkarmadığınızı mı düşünüyorsun? Hayır, iyi bir ekip olamadığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum, belki de daha fazla emek vermemem gerekiyor. Sırada burası için bekleyen insanların da hakkına girmememiz gerektiğini düşünüyorum. Arzum, ancak siz hakkıyla lazım yarıştığınızı düşünüyor musunuz? Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Kimin hakkında hayırlısı neyse olsun. Peki o zaman, bugün buraya veda edeceğimiz ismi açıklıyorum. ...24 puanla elenen Arzumlara veda ediyoruz. Çok üzgünüm. Biz de üzgünüz. Sadece bir hafta beraber yarışabildik ama siz de birbirinizi tanıdınız burada. Evet, elendiğimizi üzüldük. Yapacak bir şey yok. Ama çok tatlısınız. Çok tatlısınız, çok güzelsiniz. Çok sağ olun. İnşallah mutlu mesut güzel bir evlilik yaparsınız. Çok teşekkürler. Sizlere maşallah ve Seda, sizleri artık burada görmek istemiyorum gerçekten. İnşallah bir dahaki hafta. Derya Hanım, müsaadenizle ben de artık ayrılmak istiyorum. Hani ilerleyen zamanda inşallah sizler hepiniz çok sevdim. Ben diyorsun, Cansu'nun bundan haberi var mı? Ya o da üzgün zaten şeysi de hani. Ben de bugün kötü puan verdiğim için benim içimde şey oldu yani. Şey hepinizi çok sevdim. Mi? Burası ortam burası çok güzel ama hani sonuç da olmadı. Ondan da sıkıntı yok ama ilerleyen zamanda inşallah daha dersimizi çalışalım. Güzel evde tadım yapalım. Yine gelelim inşallah. Sizleri çok sevdik. Ben böyle ikincilikle devam edemiyorum. Ben birinci olmak istiyorum burada. Ben buranın en iyisi olmak istiyorum ve daha iyi bir şekilde kendimi çalışaraktan, ilerleterekten buraya tekrardan dönmeyi ileride isterim. Peki o zaman sizleri daha güçlü bir şekilde tekrar buraya bekliyorum. Son dakika şok bir açıklama yaptınız gerçekten. Ama bugün aslında güzel bir gündü. Bakın bugün neler yaşamıştık. Hangi tatlıyı hazırlıyorsunuz tamam bize? Biz Dudo ve tatlısı yapacağız. Hamurumuz neredeyse hazır. Emel abla nasıl şekil veriyorsun? Tepsinin içerisinde 13 tane var şu anda. Tamam. Bunu eşit ağırlıkta parçalara böldükten sonra yuvarlayıp bu şekilde tepsiye diziyorum. Daha sonra üzerine basacağım ve bıçakla çizeceğim. Ve bize şerbeti anlat artık. Bu tatlımız için bir ölçü dudövede 4 bardak şeker, 3 bardak da su kullanıyoruz. Evet, bizim burada hazır tatlımız var. Evet. Fırından çıkmış, soğumuş. Onu alalım, üzerine de şerbetini dökelim. Aha. Hadi artık böreğimize başlayalım. Tamam. Hamurum hamurunda hazır. Neler var? Un, tuz ve su var. Yağ var mı? Yağ yok. Yağ yok. Peki. Hamuru yeterince açtıktan sonra üzerine bir kepçe kadar bu karışımımızdan döküp önce hamuru bu şekilde yağlıyoruz. Evet.
önceden ısıtılmış 200 derece fırında. Fırını bir 5 dakika ısıttıktan sonra bunu yaklaşık 40 dakikada pişirebiliriz. Başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal bizlerle olacak. 30 bilezik benim diyor musun peki? Vallahi tabloya baktığınızda zaten buranın en başarılı gelini, yarışmacısı kim görebilirsiniz. Diğerleri hala yapıyor. Onlar anca konuşmayı bilir, ben de yaparım. Herkesten önce yalap şap yapıp atıp en kötü puanları alan masadır. Kız bu ne diyor? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Senin ne işin var burada? Sen kendi mutfağına koş. Bak burada bitirmişler yemeği. Evet, Ramazan sofralarına yakışır iki güzel tarif gördük. Bir tatlı, bir börek. Burak Bey de bizi çok güzel şenlendirdi. Ama artık programın sonuna geldik. Pazartesi yeniden görüşmek üzere. Hepinize şahane bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.